Anlatmaya çalıştığımız şey şu. Yeniden Refah Partisi büyük şehirlerde özellikle oy düşüşü yaşayacak. Bunun sebebi ise geçen seçimlerde Erdoğan'a oy verme konusunda bir sıkıntısı olmayan seçmen bu seçimde AK Parti'den yana oyunu kullanmadığında Ekrem İmamoğlu'na, dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verecekmiş gibi hissedecek ve İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, Adana'da, Mersin'de yeniden Refah Partisi'nin oylarının düştüğünü göreceğiz. Bu da Türkiye'nin geneline yansıyacak. Genel seçimlerde alamadıkları 2.8 %1'lere düşecek. Bu sefer ne olacak? 2028'e giden yolda Fatih Erbakan ve partisinin özgül ağırlığı aşağıya inecek ve o dönemki ittifak ve işbirlikleri çabasında, mücadelesinde, kazanımlarında eli güçsüzleşecek. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Anladım. Yoksa çıkarsın arada, hiç problem değil. Peki. Hani biz Şaban Sevinç sizdeyiz. HDP ile İyi Parti çıkarmasında işte ona seviniyorlar, tamam, buna üzülüyorlar değil, ama burada önemli olan bir şey var. Bir tane örnek vereyim. Dün Halk TV'de Cumhuriyet Halk Partili bir yorumcu, Gamze Pamuk Ateşli zannediyorum, hukukçu olması lazım. Bursalıdır o da. Ben de Bursa doğumluyum. Diyor ki, biz diyor yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarmasına çok sevindik diyor. Geçen seçimlerde Bursa'da 3 puanla kaybettiğimiz seçimi diyor yeniden Refah'ın aday çıkarmasıyla diyor CHP bayrağını Bursa'da dalgalandıracağız diyor. Bu muhafazakar seçmende çok ciddi bir rahatsızlık yaratır. CHP'nin kazanacağını bilen seçmen yeniden Refah'a vermek yerine AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın o şehirde MHP adayı çıkarırsa MHP'ye oyunu verir ve bu şekilde gerçekleşir. Bence Fatih Erbakan bu süreçte süreci kendi partisi adına doğru yönetmedi diyorum. Kendi partisi adına bir analiz yapıyorum. Cumhur İttifakı sen yeniden Refah Partisi'ni düşündüğün için böyle diyorsun. Peki. Tabii yeniden Refah Partisi'ni düşündüğüm için söylüyorum. Çünkü ben de Milli Gençlik Vakıflarında büyümüş, Erbakan Hoca'nın sohbetlerini dinlemiş, hasbelkader elini de öpmüş birisiyim. Ama sen de dersten kaçanlardansın. Ben şu anki dünya görüşüm... Rahmetli derdi ya bunlar, dersten kaçtılar diye. O dönemde işaret edilen şeyleri şu anda Cumhur İttifakı ve AK Parti yaptığı için, Ayasofya hayalini Erbakan'ın Erdoğan gerçekleştirdiği için... Ayasofya yine kapatılmış bu arada. Kapatılmadı. Onun da bilgisini verelim. Nerede kapatıldı? Kaç kez gittin Ayasofya'ya Şaban Sevinç? Ayasofya'ya girersek çıkamayız. Ayasofya kapatılmadı. Bilgi var bakanlıktan. Söyleyeyim o zaman. Cami kısmı özellikle, ibadet yapılan kısım ücretsiz Türklere ve Müslümanlara. Gayrimüslimler giremiyor. Eskiden de İbadetlerde huşu içerisinde müze ibadet yapılabiliyor. Müze diye bir şey yok. Üst katta bir galeri katı var. Galeri katında özellikle binanın tarihi bir yapı olması ve insanların çok yoğun bir şekilde orada yer almasını önlemek adına böyle bir filtreleme yöntemine gittiler. Yani ziyaretçi yönetim planını uygulamaya soktular. O binanın restorasyonunda o oradan elde edilecek gelirlerle yapılacak. Hani siz eleştiriyordunuz ya, para kazanıyorduk, tamam, oradan camiye çevirdiniz, para kazanamıyoruz diye. Öyle bir şey denmiyor. Cami olarak hizmet veriyor. Eski haline döndü. Eski haline döndü. Eski haline dönmedi. Yeniden Refah'tayız. Gidersen Ayasofya'ya girmeyelim. Yarın git. Bak, Türk vatandaşları Türk vatandaşları 40 euroya mı girebiliyor o müze dediğin yere? 30 euro. 40 euro. 30 herhalde. 30 euro. Yani İstanbul'da oturan bir vatandaş Ayasofya'yı gezmek istese 40 avro mu ödeyecek? Hayır. Galeri katına girmek isterse oraya sınırlı sayıda misafir alınacağı için ödeyecek. Ama camiye ibadete gidiyorsa, namaz kılmaya gidiyorsa... Şaban Sevinç diyor ki... Bir şey soracağım. Yok öyle değil. Ya valla cümleleri bitirmeden girmeyelim. Bak ben burada bakanlıktan aldığım somut bilgiyi veriyorum. Bunu yazısında yazdım. 40 avro dedim 1200 lira. 1200 Türk lirası. 40 avro değil ya. Bir 30, İstanbullu 30. vatandaş evinin kirasını euro. Ödeyemezken Ayasofya'ya gidin bir gezin dediği zaman 1200 lirayı nereden bulacak? Demek ki Türk vatandaşlarına Ayasofya'ya girmek fiilen yasaklandı. Hiç öyle bir ben şey yok. Ben de diyorum ki galeri Şaban Sevinç. Tamamen o bina tarihi bir bina. Şaban oraya Sevinç. 1 milyon ziyaretçi giriyor. Eskiden 1 milyon. De öyleydi. Bak, 1 milyon ziyaretçi. Şaban Bey bir şey söyleyeyim. Eski ya. Statüsünde bir dakika Ferhat Murat bir de ben söyleyeyim. Eski buyurun. Statüsünde namaz kılınmıyordu. Ben de diyorum ki namaz kılınıyordu. Bakın eski statüsünde namaz kılınmıyor. Cuma namazı kılınmıyor. Cami değildi. Ben diyorum ki eski statüsünde mi değil mi? Gel beraber sabah namazını gidip orada kılalım seninle. Teklifim bu. Orada görsün Şaban. Şaban Bey sizdeyiz. Tamam şimdi yeniden Refah'la devam. Ücretsiz. Müslümanlar namaz kılınıyordu.
O yukarıda Şaban mescit vardı. İzleyici biliyor zaten de kılındığını. İzleyici biliyor da. Öyle bak sana söyleyeyim mi? Şaban Sevinç Ayasofya yani Müzesi'ydi. Şu anda Cuma namazı kılınır mıydı Şaban Sevinç? Yapma böyle. Bak, konuyu dağıttı, buna yardım ediyoruz şu anda. Buyurun. Diyorum ki Erbakan'ın hayallerini gerçekleştiren isim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben de o yüzden bu noktada dersten falan kaçmadım. Tamam. Şimdi... Veya milli enerji politikasını uygulayan Tayyip Erdoğan'dır. Milli savunma sanayi politikasını uygulayan Erdoğan'dır. Bu yüzden eski bir Milli Gazete yazarı bunların en doğrusunu bilir. Büyük bir çoğunluğu beni karıştırma Barış Arkın'a destek veriyor. Ayasofya konusunda da Ayasofya müzesiydi. Alınan kararla zincirleri kırıldı. Tamam. Ve cami olarak ibadete açıldı. Ferhat şu andaki ismi de Ayasofya-i Kebir Camii. Ferhat Bey anladın. Ferhat Bey bu bölümü anladın. De öyleydi. Değildi ya. Şaban Bey lütfen. Evet ne olur, siz kapatmadan önce öyleydi. Camiydi Şaban Sevinç. Siz kapatmadan önce CHP kapatmadan önce camiydi. CHP kapattı. Kardeşim 57 sene 56 sene Ayasofya camisinin bahçesinde orada sabah namazını cemaatle kılamadık kardeşim. Ya ama bak bu faydasız diyaloglar devam ediyor. Faydasız da faydasız diyaloğu açan kim? Gürkan Hacı. Bak ben burada Erbakan Hoca'nın Ayasofya açılma hayalinden bahsettim. Beyefendi dedi ki Ferhat Bey cami Şaban değil orası. Bey, rica edeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bu tartışmanın bir faydası yok. Bence de cami olduğunu biliyor alalım, herkes. Doğru analizlerle yorumlamaya, önümüze bakmaya çalışalım. Bu tartışmayı sabaha kadar yapabiliriz. Bunun kimseye bir faydası yok. Doğru. Şaban Bey, Yeniden Refah Partisi'nin 2.8'inin peşine takıldık gidiyoruz. Nedir bu 2.8? Kime gider? Nasıl bir sonuç doğurur? Gerçekten sonuna kadar kararlarının arkasında durur mu Erbakan ve ekibi? Evet. Şimdi ya bu saatten sonra artık Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara, İzmir dahil, bütün ilçeler dahil her yerde adaylarını çıkaracak. Hatta gerçekten çok iddialı olduğu yerler de var. Mesela Şanlıurfa'da adayı geçen Yozgat gün bir miting yapmış Şanlıurfa adayı. Gerçekten videosunu gördüm. Siz de görmüşsünüzdür arkadaşlar. Olağanüstü bir kalabalık var. Olağanüstü yani. Yani Şanlıurfa'yı şimdiden kazanmış. Ben videoyu gördüm. Başka bazı iller. Yani AK Parti'deki önemli pek çok belediyenin Yeniden Refah Partisi'ne geçeceğini Anadolu'da görüyoruz. Şimdi Fatih Erbakan neden işbirliği yapmadığını anlatırken şunları söyledi. Dedi ki bu arada sizin tweet de geldi buraya. Fatih Erbakan çok iyi siyasetçi. Evet çok iyi siyasetçi çünkü partisini hızla büyütüyor. 274 bin görüntülenmiş. Evet 274 bin görüntülenmiş. Şimdi neden böyle dedim? Şimdi bu kararından sonra mı dediniz? Evet o kararından sonra. O açıklamayı yaparken hatta araba sürüyordum. Sesli mesaj bu. Şaban Sevinç'e böyle tweet attıran bir anlayışa milli görüş seçmeni oy vermez. Araba sürerken mi attınız? Araba sürerken tweet'i açtım. Mikrofona bastım. Tweet'te öyle bir şey mi var ya? Evet evet var. Sesli atıyorsun. Yok yani sesli geride kalmışım dur. Sesi söylüyorsun o yazıya. Yazıyor öyle mi? Evet evet. Yani şeyde var. Yani siz o anda böyle bir anda atmak istediniz. Ya şöyle gerçekten çok şey bir karar. Ya stratejik bir karar verdi Gürkan. Önemli bir karar. Muhafazakar sahada. Bak şöyle neden önemli? Şimdi AK Parti 7 puan düşmüş mü? Evet. 5 yıl önceye göre. AK Parti düşüyor. Bu bir yere gidecek. Hep gidiyor. Nedir Türkiye'deki sorun? Ya AK Parti seçmeni ya muhafazakar seçmen gidecek yer bulamıyor. Bir ara İYİ Parti bir umut olur gibi oldu. Ama İYİ Parti maalesef o süreci yürütemedi ve AK Parti'den geçişkenlik olmadı İYİ Parti'ye. Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA. Bunlar da olamadı. Niye? Bunlar çünkü kurulur kurulmaz gittiler CHP ile masaya oturdular. O zaman AK Parti seçmeni şöyle dedi muhafazakar seçmen. Ya ben Tayyip Bey'den vazgeçeceğim ama kardeşim yani Kemal Bey'le oturanlara da oy veremem. Hani CHP ile oturanlara da oy veremem dedi ve oraya da gitmediler. Şimdi bak Yeniden Refah kuruldu. Zafer Partisi kuruldu. Tak 7 puan düştü AK Parti. Belki öbürlerine de gitmiştir ama çok gittiğini sanmıyorum. Ama asıl Yeniden Refah Partisi ve Zafer Partisi. Geçen de Mehmet Altınöz genel başkan Yeniden Refah Partisi. Çok iyi bir siyasetçi bak söyleyeyim. Gerçekten Yeniden Refah Partililer hepsi çok iyi. Çok iyi siyaset yapıyorlar. Bence şöyle dedi iyi ki, yapmıyorlar. Bak nerede biliyor musun? Dedi ki, AK Parti'nin bütün eskilerini partilerine alıp başarı bekleyemezsin. Bak örnek vereyim. Ya öyle bir sistem var. Şimdi sosyal medyada AK Partili arkadaşlar diyorlar ki. Gelecek Partisi oy patlaması yapar. AK Partili arkadaşlar sitem ediyorlar. AK Partide yer edinemeyenler Yeniden Refah Partisi'nin stepne gibi gidiyorlar. Efendim AK Parti'de. Eğer orada başarılı olabilse DEVA ile Gelecek olurdu. AK Parti durumları ortada. Sevgili Ferhat. Peki. AK Parti'de
Milli Görüş'ün eskileriyle kurulmuştu. Dikkatini çekerim. Peki, peki, peki. Milli Görüş'ün eskileriyle, hatta gömleklerini çıkararak kurdular AK Parti'yi. Evet. Değil mi? Bir yerden, evet, evet, bir yerden bir yere geçecek. Açılım yani yaptılar. Bir İdeolojik bir ayrım var orada. Burada şimdi, dediği şu Fatih Erbakan. Aynı ayrım yok. İsrail, bak çok çok çarpıcı laflar etti yani muhafazakar seçmene damardan sesleniyor. İsrail koruyan. Bir soru soracağım Şaban Bey biraz tamam, sonra müsaade ederse. Şimdi İsrail Gazze'de Filistinli kardeşlerimize işte bombalarken, katliam yaparken İsrail'i koruyan Malatya'daki Kürecik radar üssünü kapatmadı AK Parti dedi. Bak lafa bak. Yani İsrail'i koruyor Malatya'daki radar üssü. İsrail Müslümanları öldürüyor Filistin'de. AK Parti radar üssünü hala kapatmıyor. Bunu söylüyor Fatih Erbakan. Kocaeli Belediyesi'ni verseydi aynı şeyi söyleyecek miydi? Türkiye'den İsrail'e ihracat yapılıyor hala. Bak Türkiye'den İsrail'e ihracat yapılıyor. Ne ihracatı yapılıyor Gürkan? Silah parçaları. Yanlış. Yapılıyor. Hocam yanlış. TÜİK açıkladı. TÜİK mi? TÜİK açıkladı. Gösterin TÜİK'in açıklaması var. Filistin bir devlet mi? Efendim? Şu anda ki oradan Filistin'e yapılan ya, yardımlar kardeşim, İsrail limanı üzerinden yapılıyor. Fatih Erbakan'a Fatih Erbakan bunu biliyor. Kocaeli Belediyesi'ni alsaydı, bunu söylemeyecekti. Bugün bir Şaban Bey bir saniye. Bak şimdi böyle her lafa bir şey yetiştirecek şeklinde değil, şöyle yapalım. Bunu bir genel başkan ifade ettiyse genel başkanın muhataplığında dur. Artık siz tamam, siz söylediniz Şaban Bey, buyurun. Bugün sosyal medyada gördüğünüz buyurun. İsrail'e ihracat yapan, yani İsrail'e ihracatı yasaklamıyor diyor AK Parti, Fatih Erbakan. Müslüman kardeşlerimizi öldüren İsrail'e ihracat yapılmasını yasaklamıyor. Çünkü Gazze'ye de yardım edemez. Kürecik üstünü kapatmıyor diyor. Bugün de İsrail'e ihracat yapan Türk firmalarının MÜSİAD üyesi olduğunu öğrendim. MÜSİAD, bak dikkatini çekerim. Müslüman iş adamları, AK Parti'nin yan kuruluşu gibi yani MÜSİAD. Değil mi? Doğru mu arkadaşlar? Şimdi toplum örgütü. Evet. Şimdi diyorum ki şimdi Gazze'ye, Filistin'e ya yardım nereden gidiyor? Veya ticaret nasıl yapılıyor? Bir saniye. Ama çarpıkamalar ya. Ben de onu söylüyorum. Biraz önce Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı yalanlamaya kalktım. Şimdi Fatih Erbakan'ın söylediklerini yalanlamaya kalktım. Açıklamalarının sebebini sana burada anlattım. Ama anlamadıysan yapacak yok, bir şey yok. Yok anladım ben. Sorun burada şu. Bir dakika. Bana gelince Fatih bir dakika Erbakan, diyorsun. Iki, başka ne diyor Fatih Erbakan? Emeklilere diyor yaşayabilecekleri bir oranda zam verilmesini, insanca yaşamalarını sağlayacak oranda gelir artışı yapılmasını istedik, yapılmadı. İnsanlar diyor geçinemiyor. Bir de diyor ki insanlar diyor simit almaya para bulamıyor. AK Partili bir belediye, hangi belediyeymiş bilmiyorum, 28,5 milyon lira ya belediye başkanı odasını tefriş ettirmiş. Ne zaman söylüyor onu biliyor musun? Şimdi mi söyledi, yeni mi söyledi? Bunu daha önce söylemiş. Hayır, dolar 18 lirayken şimdi, söyledi. Şimdi zamanlı sen hesapla. Dolayısıyla Fatih Erbakan'ın AK Parti'ye muhalefeti çok etkili ve damardan. Mehmet Altınöz'ü söyledim biraz önce. Bir şey söyleyecektim. Unutturdunuz müdahaleyle. Şimdi aklıma geldi tekrar. Mehmet Altınöz bu stüdyoda demişti ki, TV 100'deki programdaydı yanılmıyorsam. Üye sayımız 360 bin oldu demişti kısa sürede. Şimdi 500 bin diyorlar. Şimdi 500 bini, 540 bin olmuş galiba. Nereden geliyor üye sayısı? Nereden artıyor AK Parti, Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı? AK Parti 199 bin üye kaybetmiş son 3 ayda. Kaç üyesi var? Mehmet Altınöz'ün söylüyor. Biliyor musun? Ben bilemem. 11 milyon. Olabilir. CHP'nin ama eriyor. Tıpkı oyları gibi bak. 42'den 35'e düştü. Buradaki temel problem tamam. Şu. Şaban Seviç, bu sefer ben birkaç cümle söyleyeceğim. Dolayısıyla bir dakika. Şimdi şöyle. Sinan tamamlıyorum. Bitirelim, bir telefon bağlantımız var. Bu arada kulis bilgileri geliyor ama Şaban Bey'i üzecek cinsten o yüzden söylemiyorum. Ben çıkarmasından yanayım. Birisi şimdi mesaj attı. Çok da sevdiğim bir dostum. Kaynağım çok sağlam. Yeniden Refah Partisi aday çıkarmayacak dedi ama ben çıkarmasından yanayım. Yine söylüyorum. Şimdi tam boy ölçüsünü şimdi, görsün o kadar diye. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Ama o zaman Fatih Erbakan çok iyi siyasetçi. O konuda bilgiler siler, bana da gelen bilgilerden yani, çıkarmayacaktır şeklinde. Yani ama şey biz az önce karşılığını ki, ne bileyim müzakeresini yapar. Fatih Erbakan'a kendi bildirir. Ama şu ana kadar uyguladığı siyaset. Toparlayın Şaban Bey. Bu konudan çıkıyoruz çünkü. Buradaki son bir cümle şöyle. Dolayısıyla Fatih Erbakan bu açıklamayı yaptıktan sonra hani kendi adaylarımıza gireceğiz, AK Parti ile işbirliği yapmayacağız dedikten sonra ve bu gerekçelerle sosyal medyada birden Fatih Erbakan hakkında
AK Partili arkadaşlar. Adı sanı belli arkadaşlar. Hatta televizyon programında bile tartışıldı. Rüşvet mi aldı Ekrem İmamoğlu'ndan? Adayı çıkarmak için, AK Parti'yi desteklememek için. Efendim, adaylarına sponsor mu buldu? Mehmet Altunöz'e ben sordum Şaban Bey bu programda. 25 milyon dolar iddiası var dedim. O da yalanladı. Ben sordum burada. Babasıyla ilişkilendirerek bir şey dediler. Neydi? Babanın yüz karasısın mı? Öyle bir şey dediler. Babanın kemiklerini sızlattın. Necmettin Erbakan'ın kemiklerini sızlattın. Halbuki Necmettin Erbakan ne demiş? Necmettin Erbakan demiş ki, AK Parti'ye verilen her oy İsrail'e verilen oydur diye lafı var Necmettin Erbakan'ın. Şimdi Allah rahmet peki, eylesin. Peki. Yani. Şimdi bakın Erbakan. Buradaki temel bu arada CHP ile ilgili sözlerine başlayalım. Bu arada yeniden Refah Partisi ile AK Parti'nin gençlik kolları genel başkanları Twitter'da fena kavga ediyorlar. Kavga mı? Tabii şu an kavga başladı. Aa. Gönderiyorum hemen Tuğba'ya. Çünkü Gürkan yani bana yeniden Refah Partisi AK Parti için gerçekten büyük bir şey. Aktif gençlik kolları başkanı değil mi? Tabii tabii. Gürkan Acır. AK Parti'nin bütün kimyasını bozdu Fatih Erbakan. Şimdi hiç öyle bir şey yok. Ya Suat Kılıç'ı FETÖ'cü ilan ettiler hemen. Ya ilan eden kim? Resmi bir açıklama yok. Sosyal medyada herkese her şeyi ilan ediyor da. Sinan Buran'ı bilin. Benim de değerli bir hemşerim Samsunlu. Şaban Bey. Bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış. Dün akşam FETÖ'cü diye şey yaptılar. Şaban Sevinç. Bak ben sana bir şey Fatih Erbakan'ı o kandırıyormuş. Şaban Sevinç ben buradan 3 ay kadar önce Suat Kılıç'la ilgili bir yazı yazdım. Yazı şuydu. Konu açılmışken söyleyeyim. Eğer AK Parti bakanlık verseydi, eğer AK Parti genel başkan yardımcılığı verseydi, eğer AK Parti milletvekilliği verseydi, Suat Kılıç partisinden istifa etmezdi. Bu evet, bir. Kesin. Bu ilke falan değil geçerim. İki. 28 Şubat sürecinde Erbakan Hoca'yı boncuk boncuk terleten bir kadro. Bugün Fatih Erbakan güzellemesi yapıyor. Suat Kılıç 28 Şubat sürecinde... Bir dakika Suat... Bir dakika, gazetecilik yapıyordu. Parlamentoda karşılıklı ofis, karşılıklı bürolarda oturuyorduk Suat Kılıç parantezini kapattım. Bir şey söylüyorum bakın. Suat Kılıç parantezini kapattım. Başka bir noktaya geliyorum. Şimdi Fatih Erbakan güzellemesi yapan CHP'ye yakın medya ve siyasetçiler 28 Şubat sürecinde Erbakan'ın partisi kapatılırken Anıtkabir'de boncuk boncuk terledi diye manşetler atılırken bu sefer silahsız kuvvetler halletsin derken hükümet devrilirken, Doğru Yol Partisi bölünürken niçin demokrasi adına o zaman Erbakan'a sahip çıkmadılar? Silahsız kuvvetler halletsin diyen silahsız kuvvetler halletsin diyen Genelkurmay ikinci başkanı. Bu sefer işte samimiyet testi burada. Her şeyi birbirine karıştırıyorsunuz. Buradaki samimiyet testi burada. Sonrası... Madem Recmettin Erbakan'ı bu kadar seviyordunuz, niçin o zaman destek olmadınız? Hükümet devrildi, parti kapatıldı. İşte AK Parti tabanı da, muhafazakar taban da bunu unutmadığı için Yeniden Refah Partisi'ne bu noktada şerh düşüyor.